Şimdi bu ortamda bu yenilikçilik konusuna girmek istiyorum. Ben yaklaşık 10 senedir bu konularda eğitimler, seminerler, bildiriler sunuyorum, makaleler yazıyorum. Hep bu teknolojileri anlatıyordum. Bu teknolojiler hep vardı hayatımızda. Ve inovasyon bir sorunu çözüyorsa işte orada inovasyon vardır diye anlatıyordum. Dolayısıyla her bir sorun bizim için bir çözüm fırsatı, bir inovasyon fırsatıdır diye anlatıyordum. 5-10 yıldır buradaki paylaşım ekonomisini, dijital ekonomiyi tanıksınız. Gösterdiğim markalarda tanıyorsunuz. Küresel markalar bunlar. Kendi mülkiyeti olmadan Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından büyük gelir elde eden markalar. Ülkemizde de var bunlar, o kadar başarılı markalar ki yurt dışından işte Ali Babası veya işte Amazon gelip bunları satın aldı. Peki Kığlı yılların erkek kıyafeti markası bir anda Covid günlerinde makarna ve çocuk bezi satmaya başladı. Bir markete dönüştü. Ve bu sosyal medyada çok konuşuldu. Migros'un sanal marketi 5-6 günde anca size siparişlerinizi ulaştırırken bu dijital ekonomide çok hazırlıklı olmadıkları için artık hani geri mi düştüler acaba? Onlar da buna dönüşmeye hazır değiller mi? Bu şu anda hepinizin WhatsApp larına bu mesajlar geliyordur. İşte İsveç'te kendisine çip taktıran gençler, Amazon Go'daki temassız ödemeler, kamerayla insanların birebir hükümet tarafından gözlenmesi. Bizim de hükümetimiz biliyorsunuz bir uygulamayı cep telefonumuza indirmemizi istedi ve bu cep telefonlarından bizim işte Covid'li bulaştırma şeyimizi takip etmeyi istedi. Şimdi